Herhalde onlara süre iyice kısaldı. 2 günde yıkın diyecekler. Işınla mı yıkıyorsunuz? Lazerle mi yıkıyorsunuz? Nasıl yapacaklar? Onu da bilmiyorum. Karaağaç 2 köprü arası Lozan Caddesi ve 2 köprü arasında bulunan tesisler için DSİ 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğü tarafından yıkım kararı gönderildi. Meriç ve Tunca nehirlerinin taşkın sahası üzerinde bulunduğu belirtilen tesislerin taşkına neden olduğu belirtilerek yıkılmak istenmesi esnafı şok etti. Aynı bölgede iş yeri bulunan Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İna, DSİ Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda kendisine ait tesisin 15 Aralık 2015 tarihine kadar yıktırılarak taşkın sahasından kaldırılması gerektiği, yıkım çalışmalarında fotoğraflı görüntülerle müdürlüğe bildirilmesinin istendiğini kaydetti. Laf olsun diye yazılmış bir yazı olduğunu kaydeden İna, tesislerin engel olması halinde istimlak edilebileceğini ancak nehir yataklarının ıslah edilmesi gerektiğini söyledi. Bugüne kadar birçok taşkının yaşandığını belirten İna, bizim bulunduğumuz binaların suyun akışını engellediğini görmedim. Engeli kabul etmiyorum. 57 senedir aklınız neredeydi? Neden oradaki binalara izin verdiğiniz şeklinde konuştu. Ben de orada bir işletmenin sahibiyim. Ama bana göre nasıl bir yazı pek bir anlayamadık. Arkadaşlarla değerlendirdiğimizde yani bir hukuk bürosundan çıkan bir yazı değil de öyle ezbere bir laf olsun diye yazılmış bir yazı gibi geldi. Çünkü bu kadar mantıksız bir yazı içeriği olamaz bana göre. Orada sadece özel sektörün yerleri yok. Tarihi yapılar var. Kamu kurumlarının sosyal tesisleri var. Devletin kendi malları var. Ve ayrıca doğanın yetiştirdiği koca koca ağaçlar var bize gelene kadar. Yani ben o taşkınların hepsinde birebir orada yaşadım. O bizim bulunduğumuz mıntıkadaki binaların kesinlikle ve kesinlikle suya engel olduğunu göremedim. Yukarıdan zaten suyun akışına artık kim inceledi bu konuyu onu da bilmiyorum. Suyun akışına baktıklarında su taştığı andan itibaren Söğütlüğün içerisinden girip bineye doğru hareket ediyor. Yani Ziraat Bahçesi'nin o tarafı doğru hareket ediyor ki orada her sene her taşkında gördüğümüz yolun taşların sökülmesi ve oradaki tel örgülerin devrilmesi. Yani bu tarafta öyle bir şey yok. Sadece suyun kabarmasıyla bizim gördüğümüz, oradaki işletme gördüğümüz zarar var. Ben engeli bir kere kabul etmiyorum. Bir, iki, 57 senedir neredeydi aklımız? Yani o zaman bu binalara, yapımlarına izin verilmeseydi. Ben bilemem. Bizden izin almadınız diye bir ibare var yazıda. Ben belediyeye başvurduğumda, belediye bana orada inşaat ruhsatımı da verdi. İkametgah ruhsatımı da verdi. Suyumu bağlayın dedim. Suyumu da bağladılar. Sözleşmemi yaptım. TREDAŞ'a başvurduğumda elektrik bağlandı. Demek ki her şey yasal. Ve yıllardır da o işletmeler orada sigortasını ödediği bir sürü işçiyi istihdam etmekte. Devlete vergisini vermekte. Yani bunun karşılığı üçünde alınan bir karar. 11'inde tebliğ ediliyor. 15'ine kadar yıkın dönüyor. Ve fotoğrafları çekin diyor. Gönderin bize diyor. Trilyonluk binalar. İsterse bir kümes olsun. Ama yasal yapısı varsa ve bu bütün devlet kurumlarından izinliyse bunu nasıl yıkacaksınız? Ha şundan yanayım. Hakikaten gerçekten de engel oluyorsa isimle edersiniz, bedelini ödersiniz, kimseye mağdur etmezsiniz. Ama oradaki işsiz kalan kişilere de bir taraftan da iş sağlarsınız. Ya bu nasıl bir mantık anlamadım. 3 gün içinde yıkın, resimlerini çekin, gönderin. Ne yıkıyorsunuz anlamadım. Ne yıkılıyor? Bir köye bir ev yapmak istediğinizde, bir bina yapmak istediğinizde mutlaka nereye yönlendiriliyorsunuz? Tarım İl Müdürlüğü'ne. Önce diyorsunuz burası ziraî alan, mücavir alan. Önce gidip Tarım İl Müdürlüğü'nden izin aldı belediye başvurduğunuzda. Ben belediye başvurduğumda bana böyle DSE'ye falan git izin al demedi. Veya Anıtlar Kurulu'yla ilgili bir olaydı. Önce diyor Anıtlar Kurulu'ndan izin çıkması lazım diyor belediye yetkilileri. Yönlendiriyor. Ama o yıllarda ben inşaatımı yaptığımda veya oradaki inşaatını yaparken hiçbirimizde böyle bir hatırlatma yapılmadı. Devletin kurumları birbirine bağlı kurumlar değil midir? Vatandaş nereden bilsin ki böyle bir olay? Oradaki yetkili ilk başvurulan yer neresiyse orası insanları yönlendirmeli. Tabii bu türde zararların önüne geçilmeli. Ben büyük bir olay patlıyor gibi eğer öyle bir girişim bulunursa bilmiyorum. Yani nelere sonuç herhalde bunu bu yazıyı gönderenler bunun da sonuçlarını kabullenmişlerdir, tahmin etmişlerdir bilemiyorum. Şu an bir şey demek istemiyorum ama iyi bir yazı değil. İyi bir yazı değil. Dediğim gibi her şey yasal. Siz nasıl yıkacaksınız? Ya öncelikle bir defa nedendi? Bunu sokaktaki vatandaş 5 yaşındaki çocuğa sorsanız söylüyor. Önce nehir yataklarının ıslahı deniyor. Bu 3 ülke bir araya gelecek. Nehir yatakları ıslah edilecek. O adacıklar dünya kadar adacık temizlenecek.
Bir taraftan da bypass kanalı yapıldı ve oradaki debi belli zaten. 2000'li metreküp saniye 2000'li rakamlarda. 750 metreküp saniyesi zaten bypass kanalından çıkacak deniyor. Oradan akıp gidecek. O zaman sıkıntı zaten kalmıyor. Bir de siz nehir yataklarını ıslah ettiğinizde orada hiçbir tane binayı değil ağacı bile elemenize gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Ya birileri bilgiyi verirken yanlış yönlendiriliyor bazı kimseler veya yanlış bilgi veriliyor. Yani böyle bir şey yok. Bir yerden öğrendiğimize göre de daha hala bu yazı kamu kurumlarına ulaşmamış. Yani belki bugün itibarı ulaşacak. Herhalde onlara süre iyice kısaldı. 2 günde yıkın diyecekler. Işınla mı yıkıyorsunuz? Lazerle mi yıkıyorsunuz? Nasıl yapacaklar? Onu da bilmiyorum. Hayırlı olsun diyorum ben. Ama devletin vatandaşına sahip çıkmasına gerektiğine inananlardanım. Devlet yapıcıdır, yıkıcı değildir. Devlet hemen 3 gün için yık demez. Bu nasıl bir zihniyettir? Bunu yazan, yazıyı yazan nasıl bir zihniyettir? Ona hala 2-3 gündür onu düşünmekteyim. Çünkü devlete güvenemezsek biz mal edinirken kime güveneceğiz? O soruyu da sormak lazım. Devletin de bizi koruyup kollaması gerektiğine de üstüne basa basa söylüyorum.